Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Nail Öztaş'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, bu güzel kadim ilçemizin çok kıymetli idarecileri, Sayın İl Başkanımız, arada kimseyi unuttuysam lütfen kusuruma bakmayın. Şurada kırmızı beyaz çok şık giyinmiş çiçeklerimiz, öğrencilerimiz, bir tanesiniz, çok güzel olmuşsunuz maşallah. Ve sevgili konuklarımız, Nusaybin'le, Nusaybin Belediyesi'yle, Nusaybin Kaymakamlığı'yla üniversitemizin, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin yaptığı bu işbirliği, yaptığı bu proje ne kadar isabetli olmuş anlatamam. Biz çok keyif aldık. Kayıtlara geçsin diye de kısaca nasıl geliştiğini özetlemek isterim bu keyifli izleyişlere başlamadan önce. Biz üniversite olarak çeşitli illerde çeşitli yöneticilerimizle işbirliği halinde faaliyetler düzenliyoruz. Mardin merkezde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlediğimiz rehber öğretmenlerimize yönelik eğitim faaliyetlerinin ardından Sayın Kaymakamımız bizim Mardin'de olduğumuzun haberini almış. Sağ olsun bize telefonla ulaştı. Hocam, bizim ilçemize de gelir misiniz dedi. Bizim de uçağımız için bir miktar vaktimiz vardı. Hemen hızlıca buraya geldik ve Sayın Kaymakamımızın kahvesini içtik, çayını içtik. Ve ne yapabiliriz birlikte onu konuşmak istiyorum dedi Kaymakamımız. Biz de dedik ne yapabilirsek üzerimize düşeni memnuniyetle üstleniriz, yerine getiririz. Sonra benim ilk gelişimdi. Bülent Hocam vardı yanımda. Bize Nisilis Akademisi'nden söz etti. Biz de üniversiteyiz ve dünyanın en eski, gerçi Harran'la tatlı bir rekabet var ama olsun, biz burayı en eski olarak kabul ettik. En eski akademisi burada. Bu muazzam bir kültürel zenginlik. Bizim de Güzel Sanatlar Fakültemizde gerçekten kendileri de birazdan isimlerini hem jenerikte okuyacaksınız hem kürsüde göreceksiniz. Ahmet Hocam, Nagihan Hocam, Emre Hocam, Okan Hocam var. Kimseyi unuttum. Dekanımız Güzin Hocam var. Kendileri de ödüllü olan sinemacı hocalarımız var. Pek çok başarılı projeye imza atmış kimselerdir kendileri. Onların bir geleneği var. Ülkemizin çeşitli kesimlerinde, çeşitli kentlerinde sinemaya yetenekli liseli gençlere sinema atölyeleri açarak biraz önce sunucularımızın özetlediği şekilde sinemacılığı öğretiyorlar. Ve içlerinden, bunların arasında Ahmet Hocam'ın kendisi de dahil, çok ünlü, iyi işlere imza atmış sinemacılar, Türk sinemacıları yetişmiş. Böyle bir atölye kurgusu var. Bunu getirip hem bu güzel kentin tanıtılmasına katkıda bulunabiliriz dedik. Hem de gençlerimizin kendilerine kariyer hedefleri çizmeleri noktasında yardımcı olabiliriz dedik. Ve 25 tane önceliğimizi ailelerinde ilk kez üniversite okumaya aday öğrencilere vermek üzere 25 tane Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından pırıl pırıl, işte biraz önce çiçeklerimiz diye bahsettiğim genç arkadaşımız seçildi. İlk gün burada da bir toplantımız vardı müdür ve öğretmen hocalarımızla. İlk gün eğitim başladığında biz hoca olarak şöyle bir manzara gördük. Böyle çekingen, böyle ne yapacağız burada, böyle kendinden çok fazla emin olmayan gençlerimiz vardı. Doğru tarif ediyorum sanırım, değil mi gençler? Ama bu çok kısa sürdü. Kaymakamımızla da o gün akşam üzeri değerlendirdik. Gözlerindeki pırıltıyı görmeliydiniz. Hocalarının işte kameradan, ışıktan, senaryodan söz ederken kendileri kamerayı, işte ekipmanları ellerine aldıklarında müthiş keyif alıyorlardı. Hiçbiri cep telefonuyla uğraşmıyordu. Bir tanesi bir ikinci gün sabah birazcık geç kaldı. O yüzden bize simit borcu var ama olsun, ödeyecektir. Öyle bir ceza koymuştuk kendi aramızda. İnanılmaz keyif almaya başladılar. İlk gün hocalarımız sorduklarında
Gelen herkes biz oyuncu olmak istiyoruz diyorlardı. Üçüncü gün sonunda artık kamera arkasının da çok keyifli olduğunu, çok güzel işlere imza atabileceklerini gördüler. Ben şunu hayal ettim dün buraya gelme hazırlığı yaparken. Acaba bir 10 yıl, 20 yıl sonra sizin evlatlarınız, bu memleketin evlatları bugünü nasıl anlatırlar? Bu yaşadıklarını, tecrübeyi, bu filmi bilmiyoruz. Ben de ilk kez izleyeceğim. Çünkü dekan hocam dedi ki, hocam size de sürpriz olsun dedi. Peki dedim, beraber izleyeceğiz. Eminim çok güzel bir şey ortaya çıktı. Emeğin kendisi çok kıymetli ama belki ödüller alacak, bilmiyorum. Belki muazzam bir yayılma yaşanacak. Sizin verdiğiniz destek zaten gerçekten çok anlamlı. İyi ki çocuklarınızı desteklemek için buradasınız. Sadece sinema anlamında değil, biz Hasan'dan da müsaade aldım biraz önce. İkinci gün sabah tatlı güzel bir güneş var. Bunu da anlatayım sözü uzatmadan, hemen merakla beklediğimiz izleyişlere başlayalım. İkinci gün sabah hocalarımız ilk dersi yaptı, ara verildi. Tatlı bir güneş var orada, akademinin önünde oturuyoruz. Birkaç tane genç çıktılar binadan. Nasılsınız gençler dedim, nasıl gidiyor, memnun musunuz? Ondan sonra çok memnunuz falan dediler. Sevgili Hasan kardeşim bana dedi ki, hocam benim canım çok sıkkın dedi. Ne oldu Hasan dedim, ne sıkıntı var dedim. Ya hocam dedi, bu dolar dedi benim canımı sıkıyor dedim. O zaman dedi o kadar hareketli falan değildi. Ne oldu Hasan dedim, hayırdır, yatırımın falan mı var dedim. Evet hocam dedi, yatırımım var dedim. Şimdi biz sinema atölyesinde iktisat konuşmaya başladık. Hasan dedim, nasıl yatırım, çok mu dedim. Biraz var hocam dedi. Ne kadar var dedim. 10 dolar dedi. Dedim Hasan, o zaman baktım Hasan çok ciddi. Sana bir tavsiyede bulunabilir miyim? Ben iktisatçı değilim, kamu yönetimciyim ama dedim. İstersen bozdur, rahatla dedim. Kafan rahat etsin dedim. Olmaz hocam, bozduramam dedim. Niye Hasan dedim. Çünkü dedi o benim dedi. Kendi emeğimle kazanıp biriktirdiğim ilk 10 dolarım dedi. Ben çok gurur duydum. İnşallah daha çoğunu da kazanacak Hasan. Biz Hasan'la şöyle anlaştık. Hasan iktisat okumaya karar verdi, sinema olmasa da. Belki sinema iktisadı falan da okuyabilir. Belki hepimizi gururlandıran Aziz Sancar gibi bize Nobel İktisat Ödülünü getirecek. Belki bizim üniversiteye gelecek, öyle dedi. Geldiğinde biz de sahip çıkacağız, söz verdik. Bizi, ülkemizi, Nusaybin'i inşallah gururlandıracak. Sayın Kaymakamım, gerçekten çok güzel bir iş oldu. İyi ki destek verdiniz, iyi ki bizleri davet ettiniz. Ben sözü çok uzatmayayım ama bu da hocalığın keyifli kısmı. İyi ki yaptık. Her zaman da elimizden ne gelirse İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak destek vermeye hazırız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Konuşmalarından dolayı Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Nusaybin Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ercan Kayabaşı Beyefendilerini alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Çok kıymetli Rektör Hocam, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin kıymetli akademisyenleri, çok kıymetli mesai arkadaşlarım, Sayın AK Parti İl Başkanımız, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli yöneticileri ve paydaşları ve aziz Nusaybinliler ve geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sözlerime başlamadan önce sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Film atölyesine, gala etkinliğine katılımlarınızdan dolayı sizlere şükranlarımı iletiyorum. Nail hocamın da az önce ifade ettiği gibi bir parantez, bunu da söylemem gerekiyor bir bilgi olarak. Nail hocam tıpkı biz bu gençlerimizin elinden tuttuğu gibi Nail hocam da zamanında benim elimden bizzat tutmuştu. Kendisi benim üniversiteden hocamdı. Bugün eğer burada sizlerin kaymakam olarak hitap edebiliyorsam
Nail Hocam ve onun gibi kıymetli hocalarımın bizlere verdiği emekler, nasihatler üzerinedir. Öncelikle şükranlarımı sizlerin huzurunda Nail Hocam ve diğer kıymetli hocalarıma teşekkürlerimi iletmek isterim. Az önce çok kıymetli rektör hocamın da ifade ettiği gibi bir fikirle başladı her şey. Az önce Nail Hocam da söyledi. Yani tamamen bir tesadüf üzerine, Nail Hocamızın Mardin'deki programı üzerine ve benim tesadüfen onu görmem üzerine Nusaybin'e davet ettim kendisini. Ve söylediğim şey şuydu. Belki medyadan bakıldığı zaman, Google'dan bakıldığı zaman hani Nusaybin hakkında olumsuz haberler dönem dönem yer alıyor ama ben gerçek Nusaybin'in bu olmadığını her platformda geldiğim ilk günden beri haykırıyorum ve haykırmaya da devam edeceğim. Bunu Nail Hocama da ifade etmiştim. Hocam, bilmiyorum İstanbul'dan, Ankara'dan, Edirne'den, İzmir'den Nusaybin nasıl görünüyor ama ben Nusaybin'in bir yerlisi, Nusaybin'in bir neferi olarak şunu size özellikle söylemek isterim ki medeniyetlerin beşiği, medeniyetlerin kalbi, akademiyanın kalbi, dünyanın ilk üniversitesinin bulunduğu kent Nusaybin'dir, güzel Nusaybin'dir. Ve biz bugün burada, bu salonda bulunan tüm dostlarımızla, tüm paydaşlarımızla bu tarihin incisi, medeniyetin kadim bir çiçeği olan Nusaybin'i önce kendimize tanıtacağız, sonra Mardin'imize tanıtacağız. Akabinde de tüm ülke satına Nusaybin'imizin güzelliklerini tüm Anadolu'ya haykıracağız. Emin olun ki Nusaybin tarihi güzellikleriyle, doğal güzellikleriyle ve ama en önemlisi, ben bunu akademisyen hocalarımız geldiğinde de ifade ettim, en önemlisi insan profiliyle tüm Türkiye'ye örnek gösterilebilecek bir yerdir. Basit bir örnek verdim ben, Nail Hocam hatırlayacaktır. Nusaybin'i biri tanımak istiyorsa pekala tarihi yerlerini gezebilirler. Bunda hiçbir problem yok. Ben asıl Nusaybin'i görmek istiyorsanız, asıl Nusaybinlileri tanımak istiyorsanız çok basit bir deneme var dedim. Nedir dediler? Ben de şöyle ifade ettim. Dedim ki herhangi bir ev, istediğiniz şekilde seçebilirsiniz. Herhangi bir evin kapısını tıklayın. Selamun aleyküm. Ben gurbetten geldim kardeşim. Cebimde de param yok. Çok da acıktım. Bana yardımcı olur musunuz diye sorun dedim herhangi bir Nusaybinli kardeşimize. Alacağınız cevap ve benim emin olduğum cevap gerçek Nusaybin'in cevabıdır. Biz bu Anadolu irfanını iliklerine kadar işlemiş Nusaybin halkının, Nusaybin'in güzelliklerini haykırmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bugün burada çok anlamlı bir etkinlik için buradayız. Az önce ifade edildiği gibi Nusaybin'in çiçekleri, Nusaybin'in ve dahi memleketimizin geleceği, sevgili gençlerimiz, onların elinden tutulursa neleri başarabileceğini, ufuklarının ne kadar bizim tahmin ettiğimizin üstünde olduğunun en büyük kanıtıdır. Bugün burada başarılarını, isimlerini zikredemediğim o kadar güzellikler oluyor ki, mesela 2 gün önce Wushu, belki içinizde Wushu'nun ne olduğunu bilmeyen bile vardır ama Wushu bir spor dalı. Wushu'da ellerinden tuttuğumuz yavrularımız Türkiye birincilikleri ve ikincilikleri elde ettiler. Bu başarı Nusaybin'in, bu başarı sizlerin arkadaşlar. Bizler çok çalışmak zorundayız. Bütün buradaki paydaşlarımız, kamu idarecilerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, siyasi partilerimizin tek bir gayesi var. O da memleketimizi daha iyi ileriye taşıyabilmek. Bugün Nusaybin'den belki de sinemacılarımızın Ay Yıldızlı Al Bayrağımızı hem ülkemizde hem de dünyanın genelinde dalgalandırmak için kalplerinin çarptığını ben biliyorum. Ben bunu şahsım adına özellikle teminatını veriyorum. Bir Nusaybin kaymakamı olarak ve belediye başkan vekili olarak her bir Nusaybinli genç kardeşimin daima yanındayım, daima arkasındayım. Onların en ufak problemi bizim için çözülmesi gereken en acil mesele olarak görüyoruz. Ve bugün başlattığımız hareketin meyvelerini yavaş yavaş topladığımızı görmek de ayrıca mutlu ediyor. Ben sözlerimi çok fazla da uzatmadan bu film atölyemizde
emeği geçen başta Gelişim Üniversitesi'nin rektörü kıymetli hocam ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nin çok kıymetli akademisyenleri olmak üzere sevgili gençlerimize ve bu imkanda onlara destek veren kıymetli ailelerine, sivil toplum kuruluşlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize ve özellikle de belediye personelimize şükranlarımı sunuyorum. Bu tür güzelliklerin Nusaybin için bir başlangıç, bir milat olduğunu vurguluyorum. Bu güzelliklerin artarak devam edeceğinin sözünü veriyorum. Teminat olarak da şahsiyetimi ortaya koyuyorum. Tekrardan katılmanızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum. Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Ercan Kayabaşı'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi de siz değerli konuklarımızla birlikte kamera arkası görüntülerini izleyeceğiz.
Ve şimdi de belgeselimizle alakalı röportajları izliyoruz. Mardin'in en güzide ilçelerinden biri Nusaybin ilçesindeyiz. Mor Yakup Kilisesi ve dünyanın ilk üniversitesi olarak bilinen Nisibis Akademisi'nin bulunduğu alandayız. Bugün Nusaybin Kaymakamlığı, Nusaybin Belediyesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi işbirliğinde bir film atölyesi çalışması için buradayız. Ben öncelikle üniversite yetkililerimize, hocalarımıza ve tüm partnerlerimize, katılımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tabii bu atölyenin birçok amacı var. En önemlisi özellikle birinci derece yakınlarında, ailesinde üniversite okuma imkanı olmayan çocuklarımızı seçerek onlara bir ufuk açmak. Bu sayede ilerleyen süreçte mesleki kariyerlerinde onlara da belki bir alan açma maksadıyla böyle bir atölyeyi düzenlemiş olduk. Bugün Nusaybin Film Atölyemizin ikinci günündeyiz. Sabah erken saatte koşturarak heyecanla gelen öğrencilerimizi, gençlerimizi, liseli geleceğin sinemacı adaylarını gördüğümüzde ne kadar güzel bir iş yaptığımızın farkına vardım. Hele dünkü fotoğraflara bakarken pandemi döneminin ardından uzun süre dikkat toplayabilen, bütün ilgisini hocalarına, hocalarının anlattığı sinemacılık bilgilerine vermiş gençleri gördüğümüzde gene aynı şeyi düşündüm. Şu anda muazzam bir fırsat onlar için. Böyle olduğunu düşünüyorum. Üniversiteli hocalardan, akademisyenlerden, meslektaşlarımızdan sinemacılığı, filmciliği dünyanın en eski üniversitesinde dinleme imkanı buluyorlar. Daha önce Nusaybin'e defalarca geldik ama bu projede ilk defa yer aldık. Hem Nusaybinlilere tarihini hem de Türkiye'ye tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah Türkiye'den sonra da dünyaya tanıtacağız. Gelişim Üniversitesi olarak çorbada tuzumuz olsun. Nusaybinlilere, Nusaybin Kaymakamlığına, Nusaybin Belediyesi'ne de bir hediyemiz olacaktır inşallah bu çalışmamız. Diğer illerde de bu çalışmaları devam ettireceğiz. Türkiye için bir örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. Nusaybinlilere teşekkür ediyoruz. Nusaybin Kaymakamlığı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir film atölyesi gerçekleştiriyoruz. Evet, üniversitelerin en önemli özelliklerinden bir tanesi topluma hizmet etmek. Ve biz de topluma hizmet etmek misyonuyla yola çıkarak Nusaybin'e geldik. Burada pırıl pırıl değerli gençlerle buluştuk ve harika işler ortaya koyduk. Gerçekten projede emeği geçen herkese hem kendi şahsım adıma hem de üniversitem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada Nusaybin film atölyesini gerçekleştirirken çok farklı insan öyküleriyle bir aradayız. Bir belgeselci olarak benim en keyif aldığım ve en yapmaktan hoşlandığım şey farklı insan öyküleri ve farklı topraklarda bu öykülere şahitlik etmek. Burada da atölyemizde 25 farklı öğrencinin hepsinin farklı öyküleri var. Aslında biz bu atölyede kendi öykülerini çekmelerine fırsat veriyoruz bir taraftan ve onların aslında yaşadıkları topraklardaki kendi öykülerini keşfetmelerine ve bu keşfetme serüvenlerine destek olmaya çalışıyoruz. Bu atölyeyi gerçekleştirdiğim ekip arkadaşlarıma, üniversiteme ve tüm paydaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Mardin'deyiz, Nusaybin'deyiz. Burada bir atölye gerçekleştiriyoruz. Daha çok ailesinde üniversite okuyan olmayan öğrencilerin olduğu bir atölye. Bugün ikinci günümüzdeyiz. İşte öğrencilerimizle hem çekimleri gerçekleştiriyoruz hem onların kamera ve çeşitli set aletlerini tanımalarını, işte set ortamını birazcık yaşamalarını, set ortamında neler donuyor, neler oluyor, neler bitiyor onu görmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Gayet de güzel geçiyor atölyemiz. Gerçekten öğrencilerimiz birbirlerinden parlak. Hepsi çok istekli, fazlasıyla istekli hatta. Kamera kapış kapış gidiyor. Bir şey olacak, başına bir şey gelecek diye korkuyorum kameranın. Burada atölyemizin amacı buradaki gençlere sinemasal anlamda bilgiler vermek ve sinema sanatını bir şekilde empoze etmek. Bunu yaparken de dünyanın ilk üniversitesinde yıllar sonra, 1700 yıl sonra tekrar bu şekilde uygulamalı bir eğitim vermek. Aslında öğrenciler şeyi gördü burada. Aslında bir filmin ekip işi olduğunu, ekip birlikte çalışınca neler olduğunu gördü. Öğrenciler çok heyecanlı, inanılmaz meraklılar ve neredeyse iki gündür çalışıyoruz.
yorulmadan, sıkılmadan söylediğimiz, konuştuğumuz her şeyi can kulağıyla dinleyip uygulamaya başladılar. Ben de bir atölye öğrencisiydim yıllar önce ve ondan sonrasında akademik yaşamım başladı ve üniversiteye gittim. Umarım buradaki öğrencilerimizden de bu şekilde bir yolculuğa çıkarlar ve kendi sanatsal kariyerlerini çizerler. Aslında öğrencilerle birlikte hem atölye hem de çekim faaliyetlerini yürütüyoruz. Öğrencilerin enerjisi, onların heyecanı, ilgisi çok hoşumuza gitti. Buranın doğal güzelliği zaten aşikar. İlk defa böyle bir atölye faaliyetinde yer alıyorum. İlk defa böyle bir bölgede belgesel çekiminde yer alıyorum. Benim için tabii ki de muazzam bir deneyim. Bu deneyimi aynı zamanda öğrencilerle paylaşmak da benim çok heyecan verici. Rahat olun hocam ya. Var. Hazır mıyız? Hazırız hocam. Tamamdır hocam. İsmim Hasan, soyadım İrmak. Nusaybin Fırat Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Kendimi şanslı hissediyorum çünkü bir kişi arasından iki kişi seçildi. İki kişiden birisi de benim yani. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Benim tek hobim hocam arkadaşlarla kola ve çekirdek yapmaktı. Yani şu an burada kamerayı da bilmiyordum hocam. Kamerayı alıp çekip bittiği zannıyordum. Halbuki güneşin doğuşunu, gelişini, melişini. Yani Aristoteles'ten girdik, Sokrates'ten çıkıyoruz sanki hocam, bu felsefeye de sanki girdik. Yani kendimi çok şanslı hissettim hocam şu an. İstanbul Gelişim Üniversitesi afişini gördüm okulda. Daha sonra hani müdür beye gittik, böyle bir şey var mı diye. Evet var dedi, hani biz de katılmak istediğimizi söyledik. Onlar da aldı, hani seçildik. Çok mutlu olduk o esnada zaten. Instagram'dan baktığımda afişlerde işte sinema ile ilgili bir şeyler yapıyorlardı ve ben de çok merak ettim, katılmak istedim. Ben mimar olmak istiyordum ama böyle kameraman da olmayı düşünüyorum yani. Evet, mutlaka gelin izleyin yani, siz de böyle faaliyetlere katılın, çok eğlenceli faaliyetler. Bu proje için çok heyecanlıyım, bize çok şey katacağına eminim. Şahsen ben oyuncu olmak istiyorum ve bu kariyerim için bence bir kırılma noktası olabilir. Siz değerli hocamız çok güzel anlatıyorsunuz bizlere burada. Yeni şeyler öğreniyoruz gerçekten. İleride çok şey katacağına eminim bizlere. Öncelikle daha önce hiçbir üniversite hocasıyla karşılaşmadım. Bırakın karşılaşmayı, hiç yani görüşmedik bile. Ve şu an burada sizlerle çalışıyorum. Büyük işlere imza atmış, ödüller almış hocalarla çalışıyorum ve bizlere sinema sektörüne dair çok şey öğretiyorsunuz. Hocalarımızın katkısıyla kafamdaki mesleki planlarımın daha fazla şekillenebileceğini düşünüyorum. Önceden aklımda başka bir üniversite okumak vardı. Ama şu an iki tane üniversite okumayı düşünüyorum. Nusaybin aslında böyle çok fazla coğrafi konumda unutulan bir yer aslında. Ailemde üniversite okuyan bireyler yok. İlk defa İstanbul'dan üniversite görmüş, okumuş, bilmiş hocalarım geldi ve bunun için çok mutluyum. Üniversiteye gitmeyi çok istiyorum ve kendimi geliştirmeyi çok istiyorum. Sanat hakkında, işte kültürel bakımından, her alandan kendimi geliştirmek istiyorum ve bu eğitimle ilerlemeyi düşünüyorum. Dünyanın ilk üniversitesini iddia edilen üniversiteyi gördük. Beraber ilk belgesellerimizi çektik onlarla beraber. Ben şu ana kadar hiç üniversite hocası görmedim. Ailemden üniversiteye giden öğrenci falan yok. Gelen hocalarıma teşekkür ediyorum. Bizimle çok ilgilendiler. Nusaybin Kaymakamlığı, öncelikle İstanbul Gelişim Üniversitesi hocaları bize çok faydaları dokundu. Benim kamera hakkında en az ufak bir bilgim bile yoktu. Bugün Ahmet Hoca birkaç bilgi öğretti. Şu an kamerayı kullanabiliyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum ki üniversite hayatımı çok etkilediğinin farkındayım. Bulunduğum ortamda tıpla edebiyatı beraber götüren, tıpla sanatı beraber götüren. Benim hedefim de tiyatroculukla tıpı beraber götürmek, umarım başaracağım. Hedefim bu. Mesela bugünkü aldığımız eğitimlerden genel olarak mesela kamerayı lensi takıp çıkarma olarak ya da mesela kameranın tonunu ayarlamada ya da mesela nasıl desem daha fazla. Kamerayı mesela odaklama falan her şeyini yaptık. Mesela az önce daha çok mesela kamera çekmeyi öğrendik. Videoyu alıyoruz, videodan çıkartıyoruz. Mesela burada bir grubumuz var, 25 kişilik bir grup. Bu 25 kişilik grubu içinde de yani bayağı arkadaşlık ilişkisi de ediniyoruz. Bu açıdan da bayağı hem sosyalleşme açısından hem etkinlik açısından bayağı fayda sağlıyor. Burada 25 kişilik bir ekibiz.
kendimi bu ekipte bulunduğum için çok şanslı hissediyorum. Yaklaşık 4000 öğrenci arasından 25 kişilik bir ekiptenim ve bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Beni seçen öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Nusaybin güzel bir yer, çok kültürel mirası var. Buraya gelip gezmenizi tercih ediyorum. Gelecekte oyuncu olmak istiyorum. Yani buraya katılmam benim için çok iyi bir şey, çok güzel bir şey, çok faydalı olduğumu düşünüyorum bu eğitimleri aldığım için. Ya açıkçası mesela dün bir arkadaşımla konuşurken daha çok mesela gelmek istemedim, bilmiyorum, biraz gayipleştim, tedirgin olmaya başladım. Acaba nasıl olacak, işte mesela buna hazır değilim, nasıl olacak bilmiyorum. Ama bir anda bir şekilde arkadaşım ikna etti, geldim. Geldiğimde cidden bayağı mutluyum. Mesela çok iyi bir eğitim oluyor şu an burada. Yani tam üniversite akademik seviyesinde. Buraya İstanbul'lardan kadar gelen birbirinden değerli hocalarımız var. Ve gerçekten de 3 günlük sürecek olan bu eğitimde yararlanabileceğim kadar, kapabileceğim kadar şey kapmak istiyorum. Sabahın erken saatlerinden kalkıp çekimler yaptığımızı, akşamın geç saatlerine kadar yaptığımız çekimler oluyor. Kamera karşısında size ne kadar basit olarak gözükse de çok uğraş ve emek gösterdiğimiz, burada olmam benim için büyük bir heyecan, zaten konuşmamdan da anlayabiliyorsunuz. Ve bizim hocalarımız İstanbul'dan bizim için, bizim gelişmemiz için ve bizim tiyatro ve benzeri gibi alanlarda büyümemiz için bizim müsahibine geldiler. Onlar sayesinde bizim hayallerimize bir adım daha gittik ve ilk çekimimizi yaptık. Ve çok heyecanlı ve çok sevinç duyucu bir olaydı. Hatta hani televizyonda gördüğümüz şey, yani yapıyorlardı, biz çok basit görüyoruz. Burada senaryoyu sadece bir 10 defa, 15 defa yaptık ki bir kere çıksın diye. İşte gerçekten bir şey görmeden bir şey eleştiri yapamalıyız ve gerçekten oyuncuların ve kameraman ve benzeri gibi şeylerimiz, gerçekten emekleri çok büyük bu durumda. Bu tür atölyeler hep yararlı olacağını zannediyorum ki doğu taraflarında daha iyi olur hocam. Çünkü sadece Instagram ve TikTok kullandıkları için nasıl çekildiklerini bile bilmiyorlar. Onlar için çok yararlı olacağını zannediyorum. İsmini söyleyeyim kaymakamın. İsmi neydi? Tamam. Neyse hocam, oraya valiyle aramızı bozmayalım. Buradan İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Nusaybin Kaymakamlığı'na çok çok teşekkür ediyoruz. Böylelerin devamını dileriz. Böyle bir projeye katılmak benim için çok güzel bir fırsat oldu. Yani hayalim olan oyunculuğu, yani burada artık geliştirme diye fırsatım oldu. Bu atölyenin en küçüğüyüm. Buraya katıldığım için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. İlk ben ne yapacağımı bilemiyordum, çok utangaçtım. Buraya geldiğim için çok mutluyum, biraz heyecanlıyım. Kamera nasıl tutulacağını öğrendim. Sonra lensin nasıl takılacağını öğrendim, nasıl çıkarılacağını öğrendim. Sonra arkadaşlar burada oyuncu olarak çalıştı. 3 günlük serüvenimizin ilk günündeyiz. Şu an dünyadaki ilk üniversitedeyiz. Gerçekten çok güzel bir yer. İlk günden çok şey öğrendik. Kamera açısını, kadrajı, ışığı ayarlamayı, hepsini teker teker öğrendik. Kamera nasıl takılır, nasıl çıkarılır. Bizim için çok önemli bir, hem bizim için hem de Nusaybin'in kültürel açısından geliştirmek için çok güzel bir yer. Mesela yönetmenimiz Ahmet Hoca bize kamera ilgili bir sürü dikkat özelliği verdi. Mesela dedi, çantayı aldığınızda şunu dikkat edin, lensi çıkardığınızda. Her şeyi öğretti. Mesela kamerayı mesela alıp verirken aldım verdim diyoruz. Bu sebebi ise mesela birisi alırken düz bırakırsa verdim demeden kamera düşer, parçalanır. Ve bu mesela zaman kaybı olur bizim için. Mesela zamanımız aksar, maddi açıdan mesela çekimler bir sürü kötü alana gider. Yani daha çok düşüş gibi bir şey oluyor. Bekleme sürece giriyor. 25 kişi bekliyor. Mesela bu da olumsuz bir etken. Bunun için dikkatli olmamız gerekiyor. Ama mesela şu anda kamerayı nasıl aldığımızı, nasıl tripoda verdiğimizi Ahmet Hoca bize hepsini öğretti. Ve hepsini öğrettiğinden dolayı da cidden çok müteşekkiriz. Ve şu anda mesela burada bulunduğumuz ve sizin de yaptığınız bu çekim alanı bizim için çok kültürel seviyede bayağı iyi olacak. Yani kültürel seviyemizi üst seviyeye taşımak için çok iyi bir fayda. Biz buraya 5 öğrenci olarak geldik başka okullardan. Sabah erken saatlerinde gelip akşam geç saatlerine kadar çekim yapmakta bulunmaktayız. Çok heyecanlıyız. Biraz yorucu geçiyor tabii ki de. Mesela o kameramanı elime aldığımda çok heyecanlıyım. Ya mesela ya güzel çekemezsem, ya hani o hep tedirgin bir kafamda tedirginlik var.
Nusaybin aslında böyle çok fazla coğrafi konumda unutulan bir yer aslında. Daha fazla böyle eğitim ön planda olması için böyle atölyelerin gelmesi tabii ki de şart. Yani bu fırsatı verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle beraber umarım daha fazla sosyal planlar öne çıkar ve Nusaybin bu yönde tanınır. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretmenlerim, hocalarım burada. Onları ilk defa görüyorum. Çok mutluluk duyuyorum. Yani buraya iyi ki geldiniz. Mesela Kürtaşistan'da bayağı iyi oldu. Yani mutluyuz daha çok. Bir sürü eğitim de burada alıyoruz. Yani burada eğleniyoruz daha çok sosyal etkinlikler açısından, bilgi açısından. Burası çok faydalı bir yer ve iyi ki geldiniz. İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Moryak Lisesi'ne ilk defa geliyorum, ilk defa gördüm. Nusaybin küçük bir yer, güzel bir yer. Her yere böyle istediğiniz şekilde, hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Turizm bakımından maalesef kötü ama bir sürü gezilecek, görülecek yerleri var. O yüzden sizi buraya davet ediyorum. Moryakıp Kilisesi'ne, Zeynel Abidin Camisi'ne, Dara Antik Kenti'ne, Nusaybin Çarşısı'na. İnsanı o kadar sıcak ki, kendini o kadar çekiyor ki. Yani bir Nusaybinli olarak inanın ki kendimden o kadar gurur duyuyorum. Kameralarının nasıl çalıştığını, oyunculuğun nasıl olduğunu, nasıl geliştiğini hepsini bize tek tek anlattılar. Onlara buradan çok teşekkür ediyoruz. Şu an arkada dev bir kadro var ve bu kadroda yer aldığım için gerçekten çok mutluyum. Benim için onur ve gurur verici. Eğitimler için Nusaybin Kaymakamlığı'na ve İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Onlara buradan saygılarımı gönderiyorum. Eskiden 1800 yıl önce benim yaşımdaki çocuklar burada tıp ve edebiyat eğitimi alıyordu. Yani sanatın birçok alanında eğitimler alıyordu. Ve buna şahitlik olmak, bu duvarlara dokunmak ve bunun belgeselini çekmek gerçekten çok heyecan verici ve çok mutluyum şu an burada olmaktan. Böyle bir atölyede olmam hem ben ve hem ailem açısından çok heyecan verici bir olay. Ama hani insanlar, buranın insanları çok hani böyle kapalı aslında. Yapamazsın işte, edemezsin, olmaz, torpile ihtiyacım var gibi birçok şeyleri söylediler. Fakat ben hiçbirine aldırış etmedim. Ben yolumda hani hiç sapmadan devam ettim. Daha sonra hani baktım gerçekten galiba haklılar mı diye düşünürken birden sizler geldiniz. Yani İstanbul'dan misafirlerimiz geldi. Hani umudum bitmişken yeniden yeşermeye başladı. Sizlerin sayesinde ben bu yolculuğuma devam etmek istiyorum. Sizlerin sayesinde de devam edeceğim. Biz akademisini görmeye herkesi davet ediyorum. Ve heyecanla beklediğimiz gecenin zamanına geldik. Lütfen ayaktaki bütün misafirlerimizi oturmaya davet edebilir miyim? Rica etsem. Siz değerli konuklarımızı büyük bir emek ve uğraş sonucu hazırlanmış olan Nisibis belgeseliyle baş başa bırakıyorum. Sivan udmirde u ibulgathe kula ifnithathe kula chant din udi zaman diken hev kültürlerin mozaiği. Türkler, Kürtler, Ezidiler, Müslümanlar, gayrimüslimler, bizler burada yaşadık. Ubashiti pavradijin habuna meni vir delilat shtin bu amdibijin awushwa. Thank you.
Mezopotamya, medeniyetlerin beşiği, insanlığın en eski uğrak yeri. Binlerce yıldır insanlığa ilham olan, gönlü zengin, görkemli fakat bir o kadar da çetin topraklar. Yaşamı, ölümü, zenginliği, fakirliği, sevgiyi, nefreti, gerçeği, düşü ama hepsinden de önemlisi sınırsız sayıda rengi içinde barındıran gerçek bir hazine. Bu hazine sarıyor sarmalıyor binlerce yıldır akvam-ı beşeri. Aynı toprakların ikiz çocuğu Fırat ve Dicle'nin arasında uygarlıkların, kültürlerin, dillerin, din ve yolların uzamı. Ovalarla, iklimlerle, tatlarla ve kokularla bezeli bir cennet. Bu cennetin en köklü, en güzide ve en asil yörelerinden biridir Nusaybin. Mardin'in en gözde bekçisi Nusaybin. Beyaz güllerin kenti. Armiz, Nisibiz, Nabila, Kenge, Nasubina, Antimosya, Ahvaz, Nasibeyn ve Nisebin. Bu ulu kentin onlarca isminden sadece birkaçı. Farklı kültürlerin, farklı dillerin, farklı dinlerin ve farklı renklerin bir arada yaşadığı insanlığa dair umudun en önemli kanıtı ve simgesi. Bu bölgede bildiğiniz gibi öteden beri mozaik oluştuğunu bilmeliyiz. Bu mozaik kültürü ırk olarak Süryaniler var, Kürtler var, Araplar var, Türkler var, Persler var, Ezidiler var, var. Hep birlikte yaşamışlardır. Sonra Hristiyanlık ortaya çıkınca Hristiyanlık ortaya çıkmış 7. yüzyılda İslamiyet'te ve Ezidilik de vardır, Yahudilik de vardır. Bunlar hep iç içe yaşamışlardır. Mesela 1915'lere kadar Nusaybin'in 3 mahallesi vardı. Bir Süryani mahallesi, bir Müslüman mahallesi, bir de Yahudi mahallesi vardı. Bunlar barış içinde, huzur içinde yaşadıklarını görüyoruz. Bu gelenek bugünümüze kadar Mardin'de olsun, Nusaybin'de olsun, köylerde olsun devam etmektedir. İşte en fazla bizi sevindiren, mutlu eden budur. Bu kültür mozaiğinin en önemli çekirdeklerinden biridir Mor Yakup Kilisesi. Nusaybin Piskoposu Mor Yakup tarafından 313 yılında inşaatına başlanmış, 320 yılında ise tamamlanmıştır Mor Yakup Kilisesi. Her yönüyle Nusaybin'i, Nusaybin'in tarihini ve Nusaybin'den dünyaya verilen mesajı hatırlatmaktadır bu ulu mabet. Nusaybin çok kültürlü bir şehir. Tarihten beri bu özelliğini korudu. Hem Kürtler, hem Araplar, hem Süryaniler açısından sürekli birlikte yaşamanın sembolü ve merkezi haline geldi. Ayrıca dinler açısından da Hristiyanlık, Yezidilik, Zerdüştlük ve İslamiyet açısından da birlikte yaşamanın bir merkezi haline geldi. Bu merkezlerden bir tanesi de şu an içinde bulunduğumuz Mor Yakup Kilisesi ve Okulu. Zerdüştlük binası üzerinde kuruldu. Daha sonra sadece bir kilise olarak yapılmadı. Aynı zamanda bir yatılı okul olarak, bir ilim merkezi olarak, dönemin içinde işte edebiyat, tıp, geometrinin de eğitildiği, Nusaybin'den tam Musul'a kadar, Nusaybin'den Anadolu içlerine kadar eğitmen ve öğretmenlerin gönderildiği bir merkezdi. Bunu bilmekte yarar var. Ayrıca bu eğitim görülen Mor Yakup Kilisesi ve okulu sayesinde Nusaybin zaten bir ticaret şehri olmasının yanında aynı zamanda bu eğitimle ilgili bir merkez haline gelmesiyle de şehrin kültürel yapısı, şehrin ticareti daha da hareketlenmiş ve bir ilim merkezi haline gelmiştir. İlk kurulduğu günden bugüne barışın, kardeşliğin, yardımseverliğin ve hoşgörünün sembolüdür. Hem Mezopotamya için hem de dünya için Mor Yakup Kilisesi. Bu mesaj kendini en çok da yanı başındaki Zeynel Abidin Paşa Camii sayesinde belli eder. Birçok
Fetih'te veya birçok farklı din kesimlerinin farklı şehirleri ele geçirdiğinde kendi dinlerinin mabetlerini başka bir dinin mabedi üzerine kurduklarını görüyoruz. Fakat Nusaybin'de bunu görmüyoruz. Şu an bu hem eğitim kampüsü hem din kampüsünde cami ve kilise bir arada. Hatta bu kilisenin etrafındaki bazı taş yapıtlarda Arapça metinler de var. Onları gösterebilirim. Yani bir zamanlar bu okul, bu kampüs, eğitim kampüsü Süryanice Hristiyanlık eğitimi verirken bir zaman gelmiş Müslümanlara da hizmet etmiş, İslam'a da, Arapçaya da hizmet etmiş bir eğitim kampüsü, bir eğitim bakış açısıyla değerlendirmekte fayda var. Buradaki Müslümanlar bu kiliseyi yıkmamışlar, hemen yan tarafta ayrı bir cami yapmışlar. Bu da hoşgörünün başka bir fotoğrafıdır, kayda değerdir. Buradaki Hristiyanlara İslam'ın fetih sürecinde, burayı Müslümanların fethettiği süreçte zorbalığın olmadığının kanıtıdır. Hatta İslami dönemde burası Nasturi Kilisesi olarak kullanıldığı için verilen özgürlük sayesinde Nasturi bilim adamları, Nasturi rahipler, papazlar ve öğretmenler Anadolu'nun içlerine kadar, buradan Hindistan'a kadar Nasturi kiliseleri ve okulları da kurmuşlardır. Bu da tarihi bir saptamadır diyebiliriz. Mor Yakup Kilisesi'nin bir diğer önemi Nisibis Akademisi'ne ev sahipliği yapmasıdır. Dünyanın ilk üniversitesi olduğu sanılan Nisibis Akademisi, Mor Yakup'un ve Mor Yakup Kilisesi'nin şemsiyesi altındadır adeta. İnancın, kültürün ve bilimin beraber aktığı bir ırmak. Bu öyle coşkulu, öyle saf bir ırmaktır ki düşünen herkese şevk ve heyecan verir. Nisibis Akademisi, üniversitenin ilk bir nüvesi olarak kabul edilebilen, sadece kilise olması hasebiyle teolojik bilimlerin değil, hukuk, felsefe, tıp, mantık, tarih bilimlerinin okutulduğu, bugünkü anlamda üniversite diyebileceğimiz yapılanmanın nüvesi olarak kabul edilebilen tarihi bir alanda bulunmaktayız. 1800 yaşında dünyanın ilk üniversite duvarlarının arasındayız. İnsan hayal etmeden duramıyor. Bundan 500 yıl önce, 1000 yıl önce, 1500 yıl önce bu duvarların arasında, bu zeminlerde, bu koridorlarda, bu bahçede dönemin en kıymetli bilgileri dönemin uleması, ulema adayları tarafından okunuluyordu, tartışılıyordu, yazılıyordu, çiziliyordu. Heyecan duymamak mümkün değil. Okuduklarımıza göre burası İskenderiye ve Antakya kendilerine örnek alınarak inşa edilmiş bir mekan. Ve çok ilginç özellikleri var. Dünyanın ilk üniversitesi olması hasebiyle. Örneğin Hristiyanlık burada ilk kez akademik olarak çalışılmaya başlanmış. Örneğin bir cerrahın yazdığına göre burası Hipokrat'tan sonra hasta başında hekimlik eğitiminin usta-çırak ilişkisiyle verildiği bir yermiş. Belki bunlar kadar önemli, bunlardan daha önemli bir başka özelliği de var. Antik dönemin medeniyetlerinin, Yunan medeniyetinin edebiyatı, felsefesi burada birikmiş. Burası tam bir hub, bir santral görevi görmüş ve ardından İslam medeniyetinin kurulmasıyla birlikte İslam filozofları Abbasi döneminden itibaren buradaki o çok kıymetli bilgiyi okumuşlar, çevirmişler ve ardından tekrar Batı dünyasını kuran medeniyete hediye etmişler. Bilginin, felsefenin ve sanatın bir kaynaktan fışkırırcasına yükseldiği bir nokta. Gözleri kamaştıran, nefesleri kesen bir aydınlık. Mor Yakup'un kurucusu olduğu bu kültür çok uzun ve çok çetin merhalelerden geçmiştir. Bu topraklarda var olmaya gayret eden her şey ve herkes gibi. Nusaybin Mor Yakup 309 yılında Diyarbakır, Antakya Süryani Kilisesi'nin episkoposları toplandıkları bir dönemde episkoposluğa kutsanıyor. Ve Nusaybin'e gelip burada hizmet etmeye başlıyor.
Buraya geldikten sonra içinde dua ettikleri kilise, ayin ettikleri kilise küçük olduğundan dolayı onu yıkıp yerine büyük bir kilise daha yapmaya karar vermiş. Ve bu kararını onun çok yakın dostu olan Mor Evgin'e danışarak bunu yapıyor. Mor Evgin de onun manastırı Bagok dağlarının doruğunda bulunmaktadır. Ona vermiş olduğu talimatla şu an eserleri bu kilisenin avlusunda bulunan büyük bir katedral inşa ediyor. Şu an içinde bulunduğumuz bu kilise de esas kilise değil. Hristiyanlığın en büyük üç vaftizhanelerinden birisidir. O tarihte Süryaniler hızlı bir şekilde Hristiyanlığa geçiş yaptıkları için öyle büyük bir vaftizhane inşa etmelerine ihtiyaç duydular. Ve Hristiyanlığın en büyük üç vaftizhanelerinden birisiydi burası. Katedral kilise yıkılınca hangi tarihte yıkıldığını tam olarak bilemiyoruz, kestiremiyoruz. Sadece burada yapılan çalışmalar neticesinde o katedralın eserleri ortaya çıkmış oldu. Ve Mor Yakup'un bir özelliği, 318 yılında Hristiyanlığın en büyük ve ilk sinodosuna İznik'te toplanan 300 episkoposlarından birisidir. Mor Efrem'le birlikte bu sinoda katılıyor. 2 ay süreyle orada kaldıktan sonra ve sinodu bitirdikten sonra Nusaybin'de geri döndüğünde 326 yılında o söylediğimiz Nusaybin okulunun inşası ve açılışını yaptı. Nisibis Akademisi gücünü bu büyük felsefe ve bilim geleneğinden almaktadır. Mor Yakup'tan almaktadır görülebileceği gibi. Mezopotamya'nın ortasından parlayan bir ışık olmuştur Nisibis Akademisi. Dimağlara çarpılan bir su, bir sorgulama ve birikimin yeridir burası. 489 yılında bir teoloji konudan dolayı Süryaniler ikiye bölündüğünde Nusaybin ikinci okulu bu sefer Doğu Süryaniler tarafından açılıyor ve 10. yüzyıla kadar onun faaliyetlerini devam etmektedir. Süryaniler 2. yüzyıldan başlayarak 7. yüzyıla kadar bu bölgede 50 tane üniversite açtıklarını biliyoruz. Örneğin astronomiden tut, tıptan tut, matematikten her konuda felsefeden eserler bulunmaktaydı. 300 eser Süryaniler Yunanca'dan Süryanice'ye tercüme ettiklerini biliyoruz ve bu eserleri bitirdikten sonra 300 yıl sonra tekrar bir hamleyle bu eserleri Süryanice'den bu sefer Arapça'ya tercüme etmişlerdir. Emeğini, aklını ve ruhunu bu topraklara akıtan Gabriel Akyüz işte böyle anlatmaktadır Nisibis'in görkemli ve bazen de makus tarihini. Uzun yıllar süren çalışmalar sonrasında gün yüzüne çıkarılmıştır bu bilgiler. Mor Yakup ve Nisibis Akademisi öyle derin ve öyle büyüktür ki tarihini yazmak bile, hatta hakkında düşünmek bile gönül ister, çaba ister. Zira bu hazinenin ortaya çıkarılması bile meşakkatli bir iştir. Nusaybin Mor Yakup Kilisesi çok kötü bir vaziyetteydi. İşgal edilmişti bazı ailelerden, onları çıkarıp ve bu hale getirdiğimizi göz önünde bulunmaktadır. Bu büyük bir bu kilisenin bölgeye, Nusaybin'e ilk başta olmak üzere büyük bir değeri vardır. Şimdi 320'lerde ilk Nusaybin okulunu biz görüyoruz. Daha çok teoloji derslerinin okutulduğu. Nusaybin ikinci okulu ise özellikle Sasanilerine geçen Nusaybin, buradan göç eden, Urfa'ya göç eden hocaların yeniden özellikle Barşamo'nun katkılarıyla Narsay'ın buraya gelip bir ikinci Nusaybin okulu, bir Nasuri okulu veya bir Nisibis Akademisi'nin inşa edilmesinden sonra burada yetişen hocaların çoğu dünyanın farklı yerlerine göç ederek orada hem kiliseler, manastırlar, okullar, hastaneler de açmışlardır. Özellikle antik çağ Yunan filozoflarının günümüze taşınmasında bu okulun epey önemi bilinmektedir. Ve Mor Yakup Kilisesi'nin ve Zeynülabdin'in
Camisi'nin aynı bahçede olmasından kaynaklı 2000 yılında Nusaybin Belediyesi'nin girişimleriyle Çekul Vakfı'nın desteğiyle Kültür İnanç Parkı olarak kabul edildi. Ki o proje kapsamında 2000'den 2014 yılına kadar kazı çalışmaları yapıldı. Ki burada yapılan sistemli kazılar esnasında 313 tarihli büyük bir tane katedral yapısı açığa çıkarıldı. Ki dünyanın bilinen ilk bazilikal planı katedral yapısı. Şimdi Mor Yakup Kilisesi değerlendirildiğinde özellikle mevcut, içinde bulunduğumuz mevcut yapı dünyanın bilinen ilk vaftizhanesi. Aklın, inancın, tarihin ve gözün hakkını vermektir. Nusaybin'i, Mor Yakup Kilisesi'ni ve Nisibis Akademisi'ni görmek. Tarihe sadece tanıklık etmek değil, tarihi tatmak ve tarihi yaşamaktır aslında bu topraklardan nefes alıp vermek. Yazarın dediği gibi, ışığın doğudan geldiğini idrak etmektir bu toprakları bilmek. Ve en önemlisi anlamaktır bu coğrafyayı, bu kültürü, bu hazineyi sevmek. Geçen Gelişim Üniversitesi başta olmak üzere ve bu imkanı bizlere ve sevgili çiçeklerimize yaşatan Nusaybin Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ercan Kayabaşı'ya bir kez daha alkışlarınızla teşekkürlerinizi sunuyoruz. Ve şimdi de plaket takdimine geçiyoruz. Plaketlerini almak üzere Gelişim Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nail Öztaş'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Plaketlerini takdim etmek üzere Nusaybin Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ercan Kayabaşı Beyefendilerini alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Yine plaketlerini almak üzere film atölyesi yürütücümüz, Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Güzin Ilıcak Aydın Alp'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Plaketlerini teslim almak üzere film atölyesi yürütücümüz, Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarım Bölümü Başkanı Doçent Doktor Sayın Nagihan Çakar Bikiç'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Film atölyesi atölye yürütücüsü, öğretim görevlisi Sayın Ahmet Bikiç'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Film atölyesi, atölye yürütücüsü, doktor öğretim üyesi Emre Doğan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum.
ve yine plaketlerini teslim almak üzere film atölyesi, atölye teknik sorumlusu, araştırma görevlisi Sayın Okan Kırbacı'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Plaketlerini teslim almak üzere Gelişim Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanı Sayın Doktor Bülent Değirmenci'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Aile fotoğrafını bence protokolümüze davet edelim. Bütün pro... Başkanım buyurun lütfen. Protokol üyelerimizi hatıra fotoğrafı almak için sahneye davet ediyoruz. Şimdi de film atölyesine katılan sevgili çiçeklerimize sertifikaları takdim edilecektir. Sertifikalarını almak üzere Fırat Anadolu Lisesi öğrencilerinden Hasan Irmak, Deniz Minas, Kemal Gözü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Kadri Önder, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Ahmet Yasin Çetin, Necip Ali Nizamettin Oğlan Dolayısıyla öğrencilerinden Zekeriya Yılmaz. İsimlerini okuduğum öğrenciler sahneye gelsinler. Sizi şöyle alabilir miyim? Necip Ali Nizamettin Oğlan Dolayısıyla öğrencilerinden İrem Özbek. Necip Ali Nizamettin Oğlan Anadolu Lisesi öğrencilerinden Enes Demir, Necip Ali Nizamettin Oğlan Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nurşin Konak, Nusaybin Anadolu Lisesi öğrencilerinden Enes Sıddık Olgaç, Rozelin Arar, Ahmet Furkan Acar ve Ranya Özçelik, Nusaybin Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinden Necat Arsay ve Adem Enük, Nusaybin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Sümeyra Aslan ve Gülcan Savcı, Nusaybin Ortaokul öğrencilerinden Cemile Tuğba Eren, Nusaybin Süleyman Bölünmez Anadolu Lisesi öğrencilerinden Hacer Yelmer, Serdar Duman, Nusaybin Zeynel Abidin İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Havinay, Pelşin Budak, Rezgin Kaya ve Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ebu Bekir Karanal sertifikalarını almak üzere sahneye davet ediyorum. Sertifikalarını vermek üzere Gelişim Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nail Öztaş'ı davet ediyorum. Thank you.
Biraz bekleteniz mi? Ve şimdi de toplu fotoğraf için kıymetli protokolümüzü sahneye davet ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz, Deniz İnas adlı öğrencimiz kısa bir konuşma yapmak istemektedir. Şimdi de öğrencimizi dinliyoruz. Hepinize merhaba ilk önce. Ben bu sertifikamı ilk önce babamına alıyorum. Ve Fırat Anadolu Lisesi'ne Hasan Kocaal adına alıyorum. Sevgilerim ve saygılarımla. Sayın Kaymakamım,